Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Katip'ten hazırladığım şapkamızın yapımını tarif edeceğim. Şapkamızın modeli yelpaze modeli. Şapkamızı inceleyelim. Ön kısmını bu şekilde tahta boncuklarla süsledim, ahşap boncuklarla. Arka kısmını yine Katip'le bir fiyonk yapıp uçlarına bu şekilde tahta boncuklar taktım. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. Vakit kaybetmeden şapkamızın tarifine geçelim. İpimi aldım. Tığım 3 numara. İpim çili halindeydi. Yumak haline getirdim. İşe öncelikle sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka nasıl yapılır? Daha önce detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı oluşturuyorum. Sihirli halkama bir tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine tığımla batıp ilmek çıkarıyorum. 2 tane ilmeğim oldu. Tığımın başına ipimi doluyorum. Doladığım ipi iki ilmeğimden geçirip sık iğnemi oluşturuyorum. Yeni başlayanlar için sık iğne nasıl yapılır, ikili trabzan nasıl yapılır, zincir nasıl çekilir vesaire detaylı videosunu paylaşmıştım. Yine videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir toplamda 10 tane sık iğne yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Ben şimdi toplamda 10 tane sık iğnemi sihirli halkamın içerisine dolduracağım. Sihirli halkamızın içerisine 10 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi kısa kalan ipi sıkıca çekiyorum. Çekebildiğim noktaya kadar, ortada boşluk bırakmayacak şekilde çekebildiğim noktaya kadar sıkıca çekiyorum. Çok fazla çekersek katip hemen kopacaktır. O yüzden dikkatli çekmekte fayda var. Kısa ipi çektikten sonra, örgümüzü toparladıktan sonra ilk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. İlk başladığım sık iğnenin tepe boşluğuna battım. Kısa ipi tığımın üzerine alıyorum. Bu noktadan ilmek çekip çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum ve bu sırayı sağlamlaştırmak için bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirden sonra tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın, kaydırma yaptığım noktaya değil, bir sonraki noktaya batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Doluyorum tığımın başına ipimi. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İlmek çıkarıyorum. İkisini birlikte. İkisini birlikte. Doluyorum tığımın başına. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkisini birlikte. İkisini birlikte çekerek ikili trabzanlarımı bu şekilde oluşturuyorum. Tekrar aynı noktaya battım. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Aynı noktaya 5 tane. Toplamda 5 tane İkili trabzan örüyorum. Bu şekilde. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzandan sonra bir sonraki boşluğa hemen bir sonraki boşluğa batıp ilmek çıkarıp direkt batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne doldurdum. Tığımın başına doluyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bu arada kısa kalan ipi de içeri yürüterek örüyorum. İlmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. Sık iğneden sonra bir sonraki boşluğa toplamda yine 5 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu şekilde ikisini birlikte, ikisini birlikte çekiyoruz. Yine aynı boşluğa batıyorum. Toplamda 5 tane, 3 oldu bu. 5 tane ikili trabzan örüyoruz aynı boşluğa. Şimdi aynı noktaya tekrar 5.'yi batıyorum. 5 tane ikili trabzanımı ördüm. Bir sonraki boşluğuma batıyorum. Direkt batıyorum başına dolamadan. İlmek çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Doluyorum tığımın başına. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Ve ikili trabzan örüyorum. Bu noktayı kesmek istemiyorum. Sebebi de yeni başlayanlar varsa aramızda yol göstermesi için. Bakın, bir sonraki boşluğa yine tekrar 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir sonraki boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne. Tekrar tığımın başına doluyorum. Sık iğneden sonra bir sonraki boşluğa ikili trabzan öreceğim. Aynı noktaya toplamda 5 tane ikili trabzan örüyorum.
üçüncü, dört ve beşinci ikili trabzan. Şimdi bir sonraki boşluğa direkt batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Sık iğnemi tutturdum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Bu sırayı 5 tane yelpaze yapacağız. Aynı noktaya 5 tane dolandığım, ördüğüm ikili trabzanlarıma bunlara yelpaze diyoruz. Bu şekilde yelpazelerimi ilk sıra 5 tane öreceğim. Şimdi sık iğneden sonra bir sonraki boşluğuma batıyorum. Artık son boşluğum zaten bu. Ve 5 tane ikili trabzan örüyorum. 2, aynı noktaya 3, 4, aynı noktaya 5. Bakın burada hemen bir sonraki nokta kaydırmam. 5 tane ikili trabzandan sonra burada ilk başladığım, bakın ikili trabzanları sayıyorum. 1, ikincisine batıyorum. İlk başladığım 5 tane ikili trabzan örmüştüm. İlk yelpazemin 1, ikincisine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırarak geçiriyorum. Bu noktada bakın herhangi bir zincir falan çekmiyorum. Kaydırma yaptıktan sonra, özür dilerim, burada kaydırma değil, şöyle sık iğne yapacaktık. Tekrar alalım. Bir, ikinci sık ikinci ikili trabzanın tepesine batıyorum, tepe boşluğuna. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne ile tutturuyorum. Burayı sık iğne ile tutturduk. Tığımızın başına ipimi doluyorum. Bir sonraki boşluğa, bakın bir ikinci ikili trabzanı sık iğne ile tutturduk. Burada bir sonraki boşluğa batıyorum. Üçüncü boşluk oluyor, tepe boşluk ve ikili trabzan dolduruyorum. Tekrar aynı boşluğa, ikinci ikili trabzanım aynı boşluğa, üçüncü ikili trabzanım aynı boşluğa, dört aynı boşluğa, beş. 5 tane ikili trabzanımızı oluşturduk. Şimdi bu noktada, burası benim başlangıç ve bitiş noktam olduğu için şu noktaya hemen sık iğnenin dibine burada hemen çengelli iğnemi takıyorum. Kapatıyorum. Başlangıç ve bitiş nokta. Bakın 5 tane ikili trabzanımı ördüm. Bu noktada artırma yapacağız. Şimdi ilk sırada 5 tane yelpaze ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci sıradayız. İkinci sırada burada artırma yapacağız. Artırmaları bakın tepeye battım. Burada tepeye batarak ilk artırmamı yaptım. Şimdi 5 tane ikili trabzandan sonra bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile tutturdum. Tığımın başına doladım. Bakın bir sonraki boşluğuma batıyorum. Şu aradaki sık iğneme, alt sıradaki. Batıp sık iğnemin tepe boşluğuna 5 tane ikili trabzan örüyorum. Aynı noktaya tekrar 2 3 4 5 5 tane ikili trabzandan sonra bu sıra artırma sıram olduğu için bir tanesini bırakıp bir sonrakine, yani bir boşluk bırakıyorum, bir sonraki boşluğa batıyorum, ilmek çıkarıyorum, sık iğne yapıyorum, tığımın başına doluyorum. Bakın üçüncü boşluğuma geldim, buradaki 5 tane ikili trabzanımın üçüncü trabzanımın tepe boşluğuna battım, yani bir sonrakine ilmek çıkarıp ikili trabzan örüyorum. Burada artırma yapacağız. İkinci sırada toplamda 10 tane yelpazemiz olacak. Yelpazelerin tepelerine yelpaze gelecek ve sık iğnelerin olduğu ara noktalara yelpaze gelecek. Ve bu ikinci sırada toplamda 10 tane yelpazemiz olacak. Ben şimdi üçüncü yelpazemi örüyorum. 5 tane ikili trabzan örerek yelpazemi oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4. Son bir tane daha yapıyorum. 5. Tepeden sonra 3. noktaya batmıştık. Bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Sık iğne örüyorum. Sık iğne tutturduktan sonra tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın ara boşluğa geldik. Sık iğnenin tepe boşluğuna batıp ikili trabzan örüyorum. Toplamda yine bu noktada da
5 tane ikili trabzan öreceğiz. 2, 4 oldu. 5.yi de örüyorum. Bakın ara sık iğneyi ördükten sonra 5 tane ikili trabzan, bir tane boşluk bırakıp bir sonrakine batıyorum. Tekrar tığımın başına doluyorum. Bir sonraki boşluğuma 5 tane ikili trabzan örüyorum. Ben şimdi bu şekilde bir tepeye, bir sık iğnenin olduğu noktaya, bir tane yelpazenin tepesine, bir tane sık iğnenin olduğu noktaya kadar, ta ki şuradaki bakın başlangıç ve bitiş noktama kadar toplamda 10 tane olacak şekilde yelpazelerimi öreceğim. Şu noktaya geldiğimde tekrar sizlerle paylaşacağım. Bir sırada bakın böyle kıvrılıyor. Artırma yaptığımız için toplamda ilk sırada 5 tane yelpaze yaptık. İkinci sırada 10 tane yelpaze yapacağız. Böyle kıvrılması çok normal. Şimdi 8 tane oldu. Şimdi son yelpazemin tepe boşluğunu yapacağım. 5 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ikili trabzanımı oluşturdum. Burada hemen birinciye değil ikinci boşluğuma batıyorum. Sık iğne tutturuyorum. Şimdi şu noktada bakın saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. İkinci sırada 9 tane oldu. Şimdi şu araya da bakın şuradaki sık iğnenin tepe boşluğuna da batacağım. Hemen batıyorum tepe boşluğuna ve ikili trabzan örüyorum. Toplamda aynı noktaya 5 tane. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan örüyoruz. 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane ikili trabzan ördükten sonra bununla beraber 10 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi bu noktada yelpaze geliyor hemen sık iğneden sonra. Sık iğnenin dibine yelpazemizi yaptık. Sık iğneden sonra 1, 2, 3. boşluğumuza batıyoruz. İlmek çıkarıyorum, sık iğne yapıyorum. Burası benim artık başlangıç ve bitiş noktam. Bu noktaya çengelli iğne takacağım. Yelpazeyi yapalım önce. Sık iğneden sonra bakın tekrar tığımın başına ipimi doladım. Sık iğneyi yaptıktan sonra 1, 2, 3. boşluk sık iğnemizin olduğu boşluğa denk geliyor. Şimdi sık iğnemizin olduğu boşluğa, 3. boşluğa batıp İkili trabzan örüyoruz. Toplamda 5 tane. 2 3 4 ve 5. Bu 3. sırada artırma yapmayacağız. Bakın artık bu 3. sıram yelpazem. Şuradaki sık iğnenin olduğu noktaya burayı artık birleştirmiştim. Burası benim başlangıç ve bitiş noktam. Bu noktaya bir çengelli iğne daha takıyorum. Bu şekilde 3. sıramın başlangıç ve bitiş noktasını belirliyorum. Şimdi yelpazemizi sık iğnemizin olduğu boşluğa battık. Şimdi bu sırada artırma yapmayacağımız için normalde yelpaze modelimizi yaptığımız gibi yapacağız. Burada 1, 2, 3. boşluğumuza batıyoruz tepesine. Sık iğne ile tutturuyorum. Başına doluyorum sık iğneden sonra. 1, 2, 3. boşluk sık iğnemin olduğu boşluk. 3. boşluğuma batıp ikili trabzan örüyorum. Toplamda 5 tane. İkili trabzanlarımızı hep 5 tane aynı noktaya batacağız her seferinde. Tekrar aynı noktaya. Aynı noktaya 5 tane ördük. 1, 2, 3. boşluğumuza batıyoruz. Tepe boşluğuna yelpazenin ilmek çıkarıp sık iğne ile tutturuyoruz. Artık yelpazeler bu aralardaki sık iğnelere gelecek. Çünkü burada artırma yapmıyoruz. Bu sırayı düz öreceğiz. Tekrar sık iğneden sonra tığımın başına doluyorum. Bakın 1, 2, 3. artık sık iğnenin tepe boşluğuna geliyor. Saymasanız da olur bu noktada. Ama şaşırırsanız eğer bu şekilde boşlukları sayarak 3. boşluğa sık iğne, tekrar 3. boşluğa 5 tane ikili trabzan. 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzandan sonra 1, 2, 3. boşluğa batıyorum. İlmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde 3. sıramda hiçbir artırma yapmayacağım. Hepsine bu şekilde aralara sık iğnelerin olduğu noktalara yelpaze yaparak tepe boşluklara sık iğne batarak bu şekilde tarif ettiğim gibi son sırama kadar sıramı örüp tamamlayacağım.